الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى يقضي كل شيء مكمل Sistemini mükemmel kurar, ama bu dünyadaki sistem imtihan için kurulduğundan insanların davranış tarzlarında ister istemez farklılıklar oluyor. allah Allahü Teala insan olduğunu yaratmadan önce göklerin ve yerin yaratılışını bile imtihana göre düzenlediğini bize bildiriyor. Şimdi imtihan da doğrularla menfaatlerin çatışmasıyla ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da Allahü Teala insana bir muhalif yapı vermiştir. Bakara suresinin 30. ayetinde Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak: İdgal-ı Rab kelilmelâ ve idgal-ı id Rab kelilmelâik, İni jâilin fi al-ardi khalife. "Kâlû, a tajâlû men yufşedu fiha ve Rabbin bir gün meleklere şöyle dedi: Yeryüzünde bir muhalif yapı oluşturuyorum. Yani şimdi muhalif varlık oluşturuyorum. Bunu diyen melekler tabi korktular. Çünkü hayvanlar arasındaki muhalefetin boğuşmaya ve kan dökülmesine sebep olduğunu hep görüyorlardı. Ama hayvanlarda muhalefet fazla değil. Hep örnek veriyoruz ya işte daha kolay anlaşılsın diye. Bir kümeste muhalefet horozlar arasında olur. Onun için iki tane horoz barınmaz. Tek bir horoz kalır. Ama tavuklar arasında muhalefet yoktur. Tavukla horoz arasında da yoktur. Öyle olduğu için kümeste bir horoz varsa hiçbir problem yoktur. Her şey yerli yerinde. Ama şimdi melekler bakıyor ki Allah bir varlık yaratıyor. Erkek erkeğe muhalif, Kadın kadına muhalif, kadın erkeğe muhalif. Allah Allah. Şimdi şeyi düşünün muhalefet tavuklar arasında da oldu mu o zaman bir kümeste bir horoz bir tavuk kalır değil mi? Başka bir şey kalmaz. Ya ama muhalefet tavukla horoz arasında da var ve o zaman yani bunlar da akıllı varlıklar, biraz daha gelişmiş varlıklar. Eyvah diyorlar. Böyle bir varlık yaratıyor Allah. Hemen Cenab-ı Hakk'a itiraz melekler. Alektar. Etecalu fiha men yufsidu fiha ve yasfiku Ya Rabbi sen orada fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratıyorsun? Ne yapacak yani şey düşün mesela iki tane horoz yaptığı zaman her tarafı birbirine katarlar her tarafı birbirine katarlar. Ama e, şey e, arasında muhalefet olmadı mı öyle? Yani iki kişi birbirini öldürdüğü zaman sadece iki kişi birbirini öldürmüş olmayacak. Ortalığı da karıştıracaklar. Her taraf karma karışık olacak. Mesela şu anda Suriye'de olanlar bunun bir örneğidir. Libya'da olanlar bunun bir örneğidir. Allahü Teala bu olmayacak demiyor. Yani siz hepiniz kendi ailenizde bilirsiniz. Kardeşler arasındaki muhalefeti, karı koca arasındaki muhalefeti, çocuklarla anne baba arasındaki muhalefeti hep bilirsiniz, görürsünüz. Hemen kendilerine geliyorlar. Diyorlar ki, ee, Nusebbihu ve nahnu nusebbihu bihamdik ve nukaddisulek. Senin hamdin sebebiyle biz sana tesbih ederiz. Yani sen yaptığın her şeyi güzel, mükemmel yaparsın. Onun için sana boyun eğeriz. Ya yani bu bizim sadece bir düşüncemizdi. Ve senin için e, senden dolayı onu temiz sayarız diyorlar. Gale inni alemu ma la allah Teala diyor ki ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Tamam bunu siz biliyorsunuz. Bu yanlış değil. Ya söylediğiniz yanlıştır demiyor allah Teala. Dikkat edin. Yani meleklere demiyor ki söylediğiniz yanlıştır. Meleklere ne diyor? Sizin bilmediğiniz taraf var. O bilinmeyen taraf da nedir? İşte Adem'e göklerin yerin bütün bilgilerini öğretiyor ve yazıyla öğretiyor. Belki gelmiş geçmiş en bilgili insan o. Ondan sonra hadi bakalım şu eşyalar ne işe yarar anlatın bakalım deyince hiçbirisi bilmiyor. Ondan sonra o bilgi karşısında saygıyla eğilmelerini emrediyor. İblis dışındakilerin hepsi eğiliyorlar. Şimdi burada mesela iblis o bilgiye muhalefet ediyor. Melek olmasına rağmen, çünkü melekler de imtihandan geçen varlıklardır ve o bir o bilgiyi çekemiyor. Sonra da doğru yolun üstünde oturacağım, insanları yollardan çıkaracağım falan diyor. Şimdi burada muhalefet nasıl başladı mesela şey melekler Cenab-ı Hakk'a muhalefet etti değil mi? Ya, bu olur mu böyle bir şey diye Sonra hemen kendilerine geldiler. Ya Rabbi, bu işi sen, sen böyle emrediyorsan tamam. Problem yok dediler. Tamam yani biz bu biz boyun eğeriz. Haşa biz sana karşı çıkacak değiliz. Adem Aleyhisselam o kadar bilgiler öğretildi. O bilgiler hadi bakalım siz biliyor musunuz deyince bilmedikleri ortaya çıktı. O zaman Adem'e saygı gösterin dendiğinde ama bir şey söylüyor Allah burada. Ee, diyor ki yani Adem Aleyhisselam bilgileri öğrettiğinden dememiş miydim ben size göklerin ve yerin kaybını bilirim. Kayıp ne demekmiş? Olmayan şey mi kayıp burada? Olan ama başkalarını bilmediği. Ondan sonra ve sizin açığa vurduğunuzu biliyorum. Meleklerin açığa vurduğu neydi? Sübhaneke la ilmelene. Biz sana boyun eğeriz ya Rabbi. Bizim bu konuda bir bilgimiz yok. Sana boyun eğeriz. Peki, işlerinde sakladığı ne? Aşağı vurdukları bu. Boyun eğeriz diyor. İşlerini sakladıkları ne? Demek ki arada bir fark var yani. Aşağı vurduğunuzu bilirim diyor. Tamam. O zaman için içlerinde sakladıklarıyla aşağı vurdukları arasında fark olmasa içinizde sakladığınız ifadesi olur mu? O zaman ne oldu? Ne aklınıza gelir? Melekler Adem'i ne yapmış oluyor? Kıskanmış, Kıskanmış oluyorlar. Ya o daha yeni ortaya çıkan bir varlık bizden daha alim. Bu ne biçim bir şey ya? Hadi bakalım. Adem'e saygı göster. Büyük büyük bir bölüm kendini kendine hakim olup saygıyı gösteriyor. Yani doğrulara boyun eğiyor. Niye saygı diyorum? Çünkü şey secde saygıyla eğilmek manasındadır. Anlı yere koymak da secdedir ama saygıyla eğilmek de secdedir. Şimdi Orada e, bir tek iblis kendini yenemedi ve boyun eğdi. Şey etti, secde etmedi. Arkasından imtihan için yaratılmış olan Adem Aleyhisselam. Allah Teala her şeyi vermiş. Sadece şu ağaçtan yemeyin demiş. İblis onları menfaatleriyle kandırarak işte bu ağaçtan yerseniz birer melik olursunuz, kral olursunuz. Biriniz kral, biriniz kralçı olursunuz bu ağaçtan yerseniz e, ölümsüz olursunuz. E peki Allah'ın vermediğini ağaç mı verecek? Adem Aleyhisselam birazcık akranı kullansaydı ağaçtan yer miydi? Bakın öğretmeni Allah olan Adem ve Havva onun eşi olan Havva Allah'a karşı çıktılar değil mi? Ama daha sonra onlar hatalarını anladı ve tevbekar oldular. Tevbekar oldular ama itibarlarını kaybettiler. Melekler gibi değil. Melekler Cenab-ı Hak niçin böyle yaptınız diye sormadan tevbekar oldular. Ama Adem sen niye bu suç işledikten sonra niye yaptın dedikten sonra Adem tevbekar oldu. İblis sevbe etmedi ben haklıyım dedi. Ve kendini haklı çıkarmak için şey yaptı. Şimdi o zaman da üç tip var. Bir, hepimiz mesela içimizden birçok şeyler geçirebiliriz. Dışa vursak, dışa vurmaktan korktuğumuz şeyler olur. Ulan ben kafir mi oldum diye şüphelendiğimiz zamanlar olur. İşte bunlar meleklerin tavırları gibi. Hemen kendimize gelir, estağfirullah der ve durumumuzu düzeltiriz. Her insan menfaatleriyle çeliştiği zaman yanlışlar yapabilir. Yaptığı zaman günahkar olur. Yani bazıları günahkar olur. Adem gibi hatasını anlar. Ben suçluyum der. Bazıları günahkar olmaz. İblis gibi kendisini hatalı kabul etmez. Bu defa kıvırmaya başlar. İblis ne yaptı? Dedi ki ben daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın onun çamurdan bak tamam doğru, gerçekten öyle ateşten yaratılmış Adem de çamurdan yaratılmış bakın doğru, doğrulardan harekette bir yanlış sonuca çıkıyoruz daha da hayırlı da olabilirsin ama sana e Allah emrediyor, seni yaratan emrediyor böyle bir demagoji yapılıyor şimdi oradan şöyle bir bakıyoruz Kuran-ı Kerim'e İmtihan için yaratılmış insanların, Allah'ın emirleri karşısındaki genel tavırları neler? Şimdi, allah Teala Bakara Suresinin 213. ayetinde şöyle diyor ''Kânen nâsü ummeten vâhide'' ''Ve ve'atallâhu nebiyyine mübeşşirîne ve mündirîne'' İnsanlar tek bir topluluk halindeydi. Mesela şimdi Türkiye'yi kabul edin. Türkiye'de işler işte yürüyor, iyi kötü ya da Türkiye'yi değil de Mekke'yi kabul edin. Yani bazıları duygusallaşabilir bunu anlatınca, bu, bu örneği verince. Mekke'yi kabul edin. Her şey gayet iyi, güzel yürüyor. Ticareti, insanlar oraya hacca geliyor, umreye geliyor. Kendileri toplumun en dindar toplumu sayılıyor çevrenin. Bütün çevre onlara saygı gösteriyor. Kureyş suresi onlar için inmiş. Onların saygınlığını bize bildiriyor. Tüm şeyde. Ee, o, o günün şartlarında tüm çevre bölgelere gidiyorlar. Yaz kış yolculuklar yapıyorlar. Her gittikleri yerde iyi karşılanıyorlar. Şimdi Mesela Mekke topluluğunu düşündüm burada. Ve tüm toplumlar böyleydi diyor. Tek bir topluluk. Yani bir birlikte birliktelik var Mekkeliler içerisinde ve diğer her yerde öyle. Allahu nebiyin, Allah nebiler gönderdi. Çünkü imtihan ediliyor ya. Mübeşşirine ve müzirin bazı şeyler söylüyor. Bak şunları yaparsanız durumunuz iyileşir. Mesela adam Allahü Teala Adem'e dedi dedi ki bak dikkat et. İblis senin düşmanındır. Sakın sizi şey yapmasın. Çok sıkıntıya girersin. İblis uymazsan keyfin keyf her şey var. Uyarıcı ve müjdeleyici. Benzele mahumul ma kitap. Bütün nebilerle birlikte Allah kitap indirdi. Adem Aleyhisselam'a da kitap vermiştir. En son nebi Muhammed Aleyhisselam'a da kitap vermiştir. İşte Adem Aleyhisselam İblis ve Havva oradan çıkınca imma yetiyen ne kum bin Eğer benden size bir kitap bir bir huda rehber yani kitap gelirse, hemen tabi ya huda benim rehberime gönderdiğim rehbere kim uyarsa, fala kafun alihim ve lahum yasen. Onların üzerine ne bir korku olur ne de üzünt. Bitti. Ve dediğine kafar o ve kedde bu Ama ayetten üstünü örten bu kelimeleri lütfen unutmayalım. Ayetlerin üstünü örten ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler. Bile bile yalan söylüyorlar. Ulaik ashabun nerhum fiha khalid. Onların ateş ashabıdır. Yani Allahü Teala kimseyi bilmeden ce cezalandırmıyor. Anlatılıyor, öğreniyorlar. Yalan söylüyor, üstünü örterse cehennemlik oluyor. İşte burada devam ediyoruz diyor ki Bak mesela Adem'e bak, siz, ben, benden Hüda'ya gelirse, bir başka ayette de Allah diyor ki, Allah Adem'i seçti diyor. O zaman ne için seçmiş olabilir? O kitabı göndermek için seçer değil mi? Birisine hepsini göndermeyecek ki. Şimdi burada diyor ki bütün nebilere kitap verdik. Ondan sonra bilhak bütün gerçekleri içeren kitap. Onlara kimsenin itirazı olamaz. Niye? Liyahkume beynen nâs fî mâhtelefû fî. İhtilaf ettikleri konularda o kitap hükmetsin. Tabi Nebi hükmetsin de denir ama Nebi sürekli kalacak değil ki. Nebi her yer mesela Muhammed Aleyhisselam düşünün her yere gidecek değil ki, her yere gidecek olan o kitaptır. Yani problemlerini o kitaba göre çözsünler. Peki ve muhtelefe fihi lillezine utuhu. Kitapta ihtilafa düşenler sadece kendilerine kitap verilenlerdir. Bugün de bakın çevrenize bakın. Ben Müslümanım diyenlerin en çok ihtilaf ettikleri konu ne? He? Ayetler değil mi? Kur'an üzerinde ihtilaf ediliyor. Ne zaman ol Min ba'di beyinat kendilerine o apaçık hükümler geldikten sonra, o açık, apaçık emirler geldikten sonra ihtilaf ettiler. Apaçık emirler. Yani şey şüphe edecek tarafı yok. Niçin böyle yaptılar? Bağyen <laughs> beynehum aralarındaki bağı sebebiyle. Bu bagi kelimesini Allahü Teala e, Adem Aleyhisselam içinde kullanmıştır. Ve asa Adem Rabbu fe şey o bagi kelimesini kullanmıştı. Bagi bir üstünlük arzusu. Böyle o, o so sonucunda yani ben ben şey yapayım. Işte Adem Aleyhisselam ha ben e, hakim olayım. Ben ölümsüz olayım. E diğer insanlar ölümlü bir üstünlük olma arzusu. üstün olma arzusu. Yani ya tamam ama yani biz de varız kardeşim. Biz de varız demeyeceksin. Biz de varız dedim mi sen Allah'ın yanında ikinci bir şey oluşturmuş olursun. Allah öyle mi diyor? Ha tamam kardeşim. Dediğin zaman teslim olursun. Onun için yani kendisini yani şunu da hiç ama hiç aklımızdan çıkarmayalım. Yeryüzünde yaşayıp da kendini dindar saymayan bir tane adam bulamazsınız. Onu da Araf suresinin 30. ayetinden öğreniyoruz. Allahü Teala diyor ki: "Felikan hede ve felikan hakka alehimut dalale." Tüm insanlara anlatıyor. İnsanlar iki gruptur. Bir grubu Allah yoluna kabul etmiştir. İkinci grup sapıklığı hak etmiştir. اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar Allah'tan önce şeytanları esas alır. Onları daha yakın görürler kendilerine. Şeytan da nedir? Batılı hak gibi gösterendir. Onlar kendilerine daha yakın görürler. Peki, وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ Kendilerini doğru yolun ortasında kabul ederler. Peki şeytanlara uyan kendileri kendi do kendini doğru yolun ortasında sayıyorsa kendini dindar saymaz mı? Allah'ın emrinde. Haşa! Biz Allah'ın yolundayız. Biz dindarız. İşte şimdi bundan sonra diyor ki Allahü Teala burada Bakara 213. ayette. Ve maktelefe fihi'llezine utuhu. Allah'ın kitabında ihtilaf edenler kendilerine kitap gelenlerdir. Onun için bugün mesela Türkiye'de gördüğümüz muhalefet, ayrışmalar son derece normaldir. İhtilaf. Kitap, Kur Kuran Türkiye'de Kur'an tebliğ edilmeye başlandı. Allah'a şükür birçok yerde başlandı. Ayrışmanın olmaması mümkün değil. Neden dolayı? Bir, benim dediğim olsun. Ne De demek ya biz burada boşuna mı duruyoruz? Tamam âmenna. Elbette ben de Müslümanım. Ama dedim bu olmuyor işte. Teslim olmak gerekiyor. Ben Müslümanım demek önemli değil önemli olan. Acaba Allah da seni Müslüman sayıyor mu? Hakikaten Allah'ın dini mi birinci sırada başka şeyler mi? Fe'de Allahu'l-lezine amenu limahtelefu fihi min al-hak bi bi'izni. Allah kendisine inanıp güvenlere yolu gösteriyor. İhtilaf edilen konularda kendi onayıyla. Yani siz arzu ettiğiniz zaman yanlış yanlış yolda da olsanız o yoldan çıkışı Cenab-ı Hak size gösterir ve çıkarsınız. Yeter ki niyetiniz sağlam olsun. Vallahu yehdi men ve ila sıratin Allah tercihini doğru yapanı doğru yola yönlendirir. Şimdi buradan bakıyoruz ki yani bugün mesela işte biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde faiz tartışmalar var. Şimdi işte Türkiye'de Müslümanlar hakim. Aa ne güzel. Çok güzel. iyi. Acaba Müslümanlık hakim mi? Bakıyorsunuz ki hiçbir zaman olmadığı kadar millet faizin içine dalmış. Bakıyorsunuz ki haramlar hiçbir zaman olmadığı kadar helal hale gelmiş. Ama yine de hiçbir zaman olmadığı kadar İslam'ı savunanlar var. Kur'an'ı anlatanlar var. İnsanları doğrulara çağıranlar var. Peki şimdi, şimdi şey yapanlar, yani hem ben Müslümanım deyip hem de yanlış yola çağıranlar Kur'an'ı bir kenara, ya yani ben Kur'an'a inanmıyorum diyebilirler mi? Mümkün değil. Tabii ki inanıyorum. Ne demek? O zaman ne yapar? bir takım şeyler oluştururlar. Yani ben daha hayırlıyım demen, aynen iblis gibi, iblis gibi bir kısım söylemler oluştururlar. İşte doğruları da doğruları koyar, yanlış sonuçlara varırlar. Doğruları ortaya koyar, yanlış sonuçlara varırlar. Şimdi. <laughs> mesela e, Bakara suresinde Allahü Teala 275. ayette şöyle diyor. Faizcilerin hareket tarzını anlatıyor. Ellezine yekulune ribe faiz yiyenler la yekumun illa kema yekumul lezi yetekabbatuhu şeytanu O şeytanın aklını çeldiği kişinin davranışı dışında bir davranış göstermezler. Peki, şeytan gibi. Şeytan ne yaptı? Hakkı batıl gösterdi. Önce doğru yapıyormuş gibi sonra sonuç, yanlış sonuçlara ulaştı. Bunu da diyor ki der ki ben ne mukalbi ne Bunun sebebi şu. Alım satım tıpkı faizli işlem gibidir demeleri sebebiyledir. Tamam mı? Alım satım tıpkı faizli işlem gibidir demeleri sebebiyledir. Yani şimdi ve hallallahu'l beyu ve riba. Allah alım satımı helal, faiz işlemi haram kılmıştır. Alım satım başka, faizi işlem başka oluyor, değil mi? Ne o da faizi işlem gibidir dediğiniz zaman ortada çok ciddi bir şey var. İşte mesela bugün de başlatıldı. Şimdi dünyada yeni bir hareket başlattılar. Nüfusu azaltma hareketi. Çünkü dünyanın ilahları var ya. Bakın şeyde şu anda İdlib'den göç eden insanlar var. Ben hacdan gelirken işte bu mevsimde oradan geçmiştim. Erzurumluyum ama o kadar soğuktan rahatsız olduğum bir yer hatırlamıyorum. Erzurumlu olarak o kadar üş üşümüştüm ki orada. Peki bu havada bu insanları dışarı evler evlerini yıkıp dışarıya atan kişiler ne yapıyor? Onun için burada bu ara cümle olarak elinizden geldiği kadar yardım edin. Diyanet çok güzel bir ka kampanya başlatmış. O kampanyaya mutlaka ne yapabileceksek yapalım o insanlara yardımcı olalım. Şimdi Allah Teala alım satım haram şey helal faiz işlem haramdır dedi. Tamam. İşte i̇nsanlarda işte muhalefet var. Bu muhalefeti ilk önce yapılan, ilk önce mesela Adem Aleyhisselam ilk muhalefeti kime yaptı? Allah'a karşı yaptı. Sonradan kendine geldi. Bak Allah alım satım helal, faiz işlem haramdır diyor. O zaman iki şey birbirinden ayrı. İkisini birbirine katmanın manası var mı? Bugün ne deniyor? İşte bir İstanbul Sözleşmesi oldu cinsiyet eşitliği. E, cinsiyet eşitliği dendiği zaman o zaman tuvaletin üzerine erkeklere aittir diye şey levha yazarsan, kadınlara ait diye yazarsan cinsiyet ayrımı yapmış olursun. Ne getirdiler bugün? Erkekler hamamı diye olmaz. Kadınlar hamamı diye olmaz. O noktaya getirdiler. Yani önce sanki gerçekten çok güzel bir şey yapıyormuş gibi ortaya çıkıyor ve o noktaya getiriyor yani hedef neticesi o. Şu anda onu Türkiye'de oraya girmiş manasından söylemiyorum. Şimdi bunlara çok çok dikkat etmek zorundayız. Şimdi bakın şey olarak şuradan mepsutun 14. cildini bana bir getirsen şurada olacak. Tam şu karşıda mı? Bir bak bakalım nerede. Şimdi Hanefi mezhebinin en meşhur kitabı El mepsut vardır. Ha şu sağ üst, sağ köşe üst tarafta, en üstte. Ha Şimdi talebelik sırasında benim talebeliğimde en çok hayran kaldığım kitaplardan bir tanesiydi. Heh. Şimdi <laughs> tamam. tamam. Şimdi bu Hanefi mezhebinin en temel kitabıdır bu. Şimdi orada toplam 30 cilt olacaktı. Yanlış kalmış olabilir aslında. Buradan, burada ayetler alınır ve sistem oluşturulur. Şimdi konumuz faiz. İşte Diyanetin faizle ilgili bir açıklaması oldu. Alınabilir diye fetva verdiler. Arkasından şu, sonra şey e, Hayrettin Karaman hoca e, geç, e, bir birçok yazılar yazdı. Onu biz burada birkaç kere gündeme getirdik. Tekrar yine yazılar yazdı. Kaç tane yazı yazdı? Dört. Dört yazı yazdı. Son geçtiğimiz haftalarda. 9 Şubat en son. Evet. 9 Şubat. En son yazdığı yazı 9 Şubat. Şimdi burada faizin yani bugün işte ihtiyaç halinde faizin alınabileceğine alınabileceği neticesini doğuracak fetvalar verdi. Şimdi bu Hayrettin Karaman hocayla ile biz 1977'den işte 2000 7-8 mi neyse şey yapım o zamana kadar hemen her toplantıda beraber olduğumuz. Hakikaten muhakemesi kuvvetli, altyapısı gayet iyi, çok iyi yetiştir, yetişmiş bir kişi. Fakat maalesef o durum ve şartlara göre konuşmayı çok seviyor. En çok aramızdaki itlaf orada olmuştur. Her defasında. Her defasında doğrular değil şeyler, menfaatler. Ona göre efendim orada da İslam'ın menfaati ismiyle tabii genel bir menfaat. Kişisel menfaat değil haşa tövbe estağfurullah. Yani Allah bilmiyor da bunlar biliyorlar. Şimdi böyle bir yapıyla sürekli aramızda ihtilaf olmuştur. Şimdi şey de yani az önce başlattık kısaca ben gene tamam diyeyim işte bu kitapta şimdi fazla vaktimiz olmadığı için şey yapamıyorum. Kitaptan şey yapayım da buraya bu kitaptan aldım. Bakın. Allah alım satımı helal, faizi işlemi haram kılmıştır dediğine göre alım satımla faiz aynı başlık altında incelenir mi? Bir helal bir haram. Bakın bütün mezhepler alım sat faizi alım satımın bir alt başlığı saymışlardır biliyor musunuz? Yapılan demagojiyi şuradan size okuyayım. Çok dikkatli şey yapın bakın. Mepsut 14. cilt cild 459. sayfa. Yani vakit kaybı olmasın diye şey yapıyorum. Aynı aynı ifadeler nasıl olsa. Diyor ki ticaret diyor iki çeşittir diyor. Birisi helaldir. şeriatta da bey diye adlandırılır. Ayette ve halallahu'l al bey'a. Allah beyi helal kılır diyor, değil mi? hani ayette de bey diye geçiyor. Şeyde de İngilizceye de bu bayin derler. Bu Arapçadan geçmedir yani İngilizceye de. Yani Avrupa'daki ekonomi ile ilgili kelimelerin büyük bir bölümü bizden alınmadır. Ve haramun yusemme riben. Bir de haramdır ki riba diye adlandırılır. Şimdi faizi ticaret olarak aldı. Halbuki ticaret mal ve şey, hizmet değişimi ya da malla mal değişimidir. Ama neyse hiç önemli değil. Ben o, o fazla ayrıma girmeyeceğim. Ticaret iki ayrılır dedi mi? Tamam öyle kabul etti. Birisine bey denir, birisine riba denir. Tamam. allah Teala kafirlerin diyor bu ikisi arasındaki farkı inkar ettiklerini bize bildiriyor. Yani bey ile riba arasındaki farkı kafirler inkar ediyor. Bu kafirler kelimesini unutmayın lütfen. Kafirler bey ile riba arası, riba faiz, bey ile riba arasındaki farkı inkar ediyorlar diyor. Allah bunu bize haber veriyor diyor. Onun için şöyle demiştir ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَىٰ Yani kafirlerin şeytanca tavırlarının sebebi bey riba gibidir demelerinden dolayıdır. Bu bir şeytanca tavır diyor. tamam mı? Bu kafirlere mahsus şeytanca tavır, güzel. Ondan sonra zaten bu faiz e, faizle ilgili ayetleri sadece bu tür, buralarda zikre Faiz konusunda asla ayet zikretmezler mezhepler. Resul'dan o konuyu anlatan hadislerinin de hiçbir tanesi almaz. Ondan sonra yani bu konu Hayrettin Hoca ile başlamış değil yani. Bunu anlatmak için diyorum. Şimdi devam ediyorum. Sonra helallik ve haramlık konusunda Allahü Teala arasını ayırdı. İkisi ikisi birbirine aynı değil. Dedi ki ve halallahu ve haram ve haram riba. Allah alım satımı helal, faizi faizi işlemleri haram kılmıştır dedi. Allah ne yaptı? Alım satımla faizi ayırdı. Alım satım şu. Mesela şöyle şey yapalım mesela birbirinden farklı işte. Bu, bu alım satım, bu faiz diyelim. Tamam. Birisi helal, birisi haramdır dedi. Tamam. Şimdi vardığı sonuca bak. Dikkat edin. Yani iblis ne dedi? Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Doğru. Vardığı sonuç, ben daha hayırlıyım. Bu ne? Bu yanlış. Şimdi vardığı sonuca bakın. Hanefi mezhebinin en önemli kitabıdır bu. Diyor ki fa'arafna en kullu vahidin minhumu ticaretun. Buradan anladık ki ikisi de ticarettir. Ya sen az önce demedin mi ki ticaret ticarete Kur'an'da bey demiştir. Ondan sonra Allah beyleri bay birbirinden ayırmıştır. Bey ribat e ribayı bey gibi yapanlar kafirlerdir. Sen de, demedin mi? Hemen aynı yerde diyorsun ki şimdi buradan öğrendik ki ikisi de ticarettir. Ee, helal olan, caiz olan ticarettir. O şer'an şer beyidir. Haram olan da ticarettir. O da faizdir. Ya, ya bey bey bak az önce dedin ki bunu sadece kafirler yapar. Sen de alışverişi tuttun faiz alışverişin alt baş, beyine alt başlığı yaptın. Helal olan bey bey, bey e, helal olan ticaret haram olan ticaret diye ayırdın. Halbuki yukarıda dedin ki ticaret beydir. Altından faizi alışverişin bir alt başlığı yaptın. Onun için kitabül büyüğün yani büyü beyler manasına gelir. Bey alış, alım satımlar onun alt başlığı yapmışlar ve öyle bir noktaya gelinmiştir ki bakın konuyla ilgili hiçbir ayeti mezhepler almamışlardır. Ya yani mezhepler derken ayrım yapmıyorum. Şiisi, sünnisi hiç böyle bir ayrım yok. Çünkü batılda aralarında hiç su sızmaz. Doğru konularda ihtilafları vardır. Batılda hiç su sızmaz aralarında. Ama sadece bir takım tanım farklılıkları vardır. Şimdi alım satımın önünü kapatmışlardır. Şimdi Resulullah'ın bir hadisi vardır. Alım satım görüntüsü altında faizi yasaklayan bir hadis muhteşemdir. Onu burada anlatmayacağım çünkü hemen anlamak zordur. Ayrıntısını öğrenmek isteyen varsa dedim ticaret ve faiz kitabında altı malla ilgili hadis kısmını okursanız orada görürsünüz. Çünkü o başlı başına bir derstir. Ama faizi tanımlayan hadisler vardır. Resulullah diyor ki faiz sadece borçta olur sadece vadeli borçta olur diyor. Başkasında olmaz diyor. Bunu açıkça söylüyor. Yani mesela bu işte darimi e, Darimi'de, Müslim'de Nesai'de yani birçok hadis kitabında var. Şimdi sadece vadeli borçta olur diyor vadesiz borçta faiz olur mu? Olmaz. Vadeli borçta olur. Ya, tamam. Sadece borçta oluru tarif eden de yine Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü eğer diyor tevbe ederseniz ana sizindir. Ana mal ne dedi? Ne vermişsen onu alırsın. Haksız da uğramamak ve haksız etmemek şartıyla. Yani. Ha, borçlu darlık içerisindeyken içerisindeyse genişliğe çıkıncaya kadar beklenir. Tamam. Şimdi dolayısıyla faiz boştan elde edilen gelirdir. Bunu Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde bize bildiriyor. Resulullah da bunu net bir şekilde bildiriyor. Ama faizi bu şekilde tarif eden bir tane mezhep bulamazsınız. Faiz illetleri de diye şey yapmışlardır. Efendim işte Hanefiler ee, ölç ölçekle e, satılan mallar birbirleriyle değiştirildiği zaman peşin olması lazım. Vadeli olursa faiz olur. E ne olacak? E hadi ben benim şimdi iki litre benzine ihtiyacım var bana iki litre benzin ver. Ben de sana akşam iki litre onun yerine süt vereyim derseniz akşam hayvanlar geldi faiz olur. Tartılan mallar birbirleriyle vadeli değiştirilemez. Faiz olur. Ne efendim ben demir verip de bakır alacağım. Yok peşin. alışverişin, alışverişin ana sağlanmış mı? Bu fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü bunun ayrıntıları bizim ticaret faiz şu, şu kitapta var ya. Yani. Onun bütün ayrıntılarını bulabilirsiniz. Ama bu kitabın yazılması en az 30 yıllık bir çalışma binden fazla toplantı ürünüdür. Böyle bir oturup da bir yerde yazılmış bir kitap değil yani. Çünkü bu, bu şu şunlardan hareketle hiçbir şey öğrenemezsiniz. Görüyorsun işte nasıl demagoji yaptıklarını. Şimdi efendim diyor e peki tartılan mallar Tartılan malları siz nereden öğrendiniz? Resulullah işte altın altında gümüş gümüşle değiştirirken muamele peşin olmalıdır diyor. Çok güzel. Vadelisi faiz olur diyor. Güzel. Çünkü sen altın altında vadeli değiştirirken eğer vadeli değiştirebiliyorsan hem şey olması lazım diyor. Ne yaparsın sen? İşte orada bir takım açılıkları yaparsın vadeli değişim yapabiliyorsan işte sen adama önce bir 100 lira verirsin işte 110 lira, 110 lira verirsin, işte dersin ki bana bir, bir bir ay sonra ödersin, sonra ondan 100 lira peşin alırsın. Bunun ayrıntılar da var burada da şimdi şey yapmayacağım fazla konu dağılmasın diye. Şimdi peki altın Altına bakarak siz tart, tartının faiz illeti olduğunu söylediniz. Peki altınla ben demir alırsam o caizdir, diyor. Ulan ne oluyor ya? Ulan sen altına bakarak tartılan mallar birbirleriyle veresiye satılmaz dedin. Peki ben altınla tartılan mal alırsam caizdir, diyor. O ne? O ne? İnanılmaz yanlışlar vardır. Ondan sonra faizi nasıl tarif ederler biliyor musunuz? Mübadeleli akitlerde işte ta tarafların biri lehine şart koşulan karşılıksız fazlalıktır. Bir şey anladınız mı? Mübadeleli akitlerde taraflardan bir lehine şart koşulan karşılıksız fazlalıktır. Anladın mı bir şey? He? Peki faiz borçtan elde edilen gelirdir dediğim zaman anladın mı? Yani bu bo borç verip gelir elde etmek faiz. Anladın mı onu? Bak, hemen anlaşılır. Bunu bilmeyen yoktur ki. Ama Yaptıkları tarif de kendi anlattıkları sisteme uymaz. Aynı şey Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde vardır. Bakın, peki tartı ve şey dediler, faiz illeti ölçekle satılıyor, para tartıyla mı satılıyor bugün? He? Hadi şuradan yarım kilo yüzlük vereceğim, sen bana şuradan şunu ver diyor musunuz? E, peki o zaman tartı, tartılan mallar değil aynı cinsleri birbirleriyle vadeli değiştirirsen faizdir der. Ee, peki o zaman e, dolar da, Türk lirası da tartıyla işlem görmüyor. Hanefi mezhebine göre sen bugün 1 milyon Türk lirası ver bir sene sonra 1 milyon dolar almak şartıyla asla faiz olmaz. Aynı şey Şafii, Maliki ve Hanbeli'de de olmaz. Onlar da derler para altın ve gümüştür. Bu. Diğerleri para sayılmaz. Bakın Kur'an'ın anlattığı, Resulullah'ın söylediği bak ne kadar güzel değil mi? Borçtan elde edilen gelir. Bitti. Kısa ve özü. Ama mezhepler bunu ne hale getirmiş? Hiçbirisinde ayet yoktur. Hiçbirisinde konuyu anlatan hadis yoktur. Sonra bu da yetmemiş. Ne yapmışlar? Efendim bir takım şeyler oluşturmuşlar. Genel kurallar oluşturmuşlar. Çünkü birisine borç borç verip yani siz her ne kadar faizi böyle tarif etseniz de borçtan gelir elde ettiğiniz zaman bu faiz değildir diyemiyorsunuz. Mümkün değil çünkü bunu her insan biliyor. İşte küllü kardın cerre nef'an ben şeyde menfaat sağlayan her borç faizdir sözü de kabul edilmiş bir sözdür halk arasında. Bu olmaması için bu defa ne yapıyorlar? Şey yapıyorlar, efendim diyor para faizsiz tarla icarsız şeyine başlıyor. Mesela ev, senin evin, evin var ee, şey yapıyorsun, diyorsun ki bana bir, bir şurada 100 bin lira değerinde bir evim var benim 100 bin liraya ihtiyacım var ver bana 100, lirayı, 100 bin lirayı al şu evi. Bu ev sende kalsın. Ben parayı ödediğim zaman işte sen evi kiraya verirsin ya da içinde oturursun, yararlanırsın. Ben de paradan yararlanırım. Ben parayı veririm, evi geri alır. Şimdi buna buna faiz, buna helal demeleri gerekiyor. Çünkü aksi daha birçok muameleler var. Onların ayrıntıları da şey yapmıştık. Şimdi burada şöyle bir kural oluşturmuşlar kendilerine göre. El Eşbah ve Nazar İbn Üceym diye meşhur bir alim vardır. Orada bir takım kurallar oluşturmuşlar. Ve o kurallar e, mecellede şeydir, kab kabul edelim Yani hep, hep kabul etmişlerdir. Mecelleye de me mecellede hepsi vardır onların. Efendim zaruretler memnun olan şeyleri mübah kılar. Ayet gibi kabul ediyorlar bile sanki. He? Külli bir kaide ve sanki ayet gibi kabul ediyorlar bu şeyleri. Ayet gibi değil, ayetten daha üstün kabul ediyorlar. Yani, bu bütün şeylerden e, dini hükümlerin bir bakıma özünü çıkarttık, bu kaideler ortaya çıktı gibilerinden bir yorumları var. Evet. Şimdi şey, yeni o maslahatçılar da böyle bakıyor olayı. Hani, evet. Şimdi zaruretten memur olan şeylerin, bak bu nereden çıkarmışlar? Efendim işte aç kalan kişinin e, domuz eti yiyebilmesiyle ilgili ayet var ya. İşte ölü hayvan eti de yiyebilir. Yani ölmeyecek kadar yiyebilir. Ondan sonra da demişler ki bu bundan dolayı zaruretler ke işte kendi miktarınca takdir olunur demişler. Yani dolayısıyla ölmeyecek kadar yiyeceksin, daha fazlasını değil demişler. Yine aynı kitapta arkasından da bir bir, bir kaide daha oluşturmuş. Aynı kitapta vakit çok geçti. Arkadaşlarımıza neredeyse fırsat kalmayacak. Efendim Hacet, umumi olsun, hususi olsun, zaruret menzilesine tenzil olunur. Hacet ihtiyaç. İster e, e, genel ihtiyaç olsun, ister özel ihtiyaç olsun. Zaruret sayılır diyor. Şimdi zaruretler haramların bakıldı hacette zaruret sayılır. Ya sen bunu ayeti değil getirin de, arkasından dedin ki zaruret kendi miktarınıza takdir edilir dedin. Yani sen e, a, a, ölmeyecek kadar yiyebilirsin, daha fazla yersen ha, haramdır dedin. Efendim yok zevk içinde yiyemezsin falan filan. E ne oldu? E şimdi diyorsun ihtiyaç. E, ne oldu şimdi ihtiyaç? Bundan sonra da efendim milletin ihtiyacı var. Tabii ki faiz alacaklar. Ev ihtiyaç değil mi? Araba ihtiyaç değil mi? Peki şimdi size soruyorum. Burada iş adamları da var. İşte piyasayı bilen kişiler var. Çok gayret göstermiş insanlar var. Peki siz hayatınızda ihtiyacı olmadan kredi alan bir kişi gördünüz mü? Olabilir mi böyle bir insan? Hiç mümkün mü? Peki o zaman ihtiyaç zaruretleri, hacet zaruretlerin bakkılar diyerek faize cevaz veriyorsunuz. O zaman faizin haramlığının bir anlamı var mı? İşte Hayrettin Hoca'nın yaptığı bu. Sen şimdi onu bir özetle bakalım. Hadi. <laughs> Evet bu biliyorsunuz son zamanlarda TOKİ projesinin gündeme girmesiyle herkes faizi konuşur hale geldi. Birçok hocalar yorumlar yaptı. Bazıları olur dedi, bazıları olmaz dedi. Hayrettin Hoca da burada bu konuda yorum yapanlar arasına girdi. Ve bir gazetede dört yazıdan oluşan bir yazı dizisi paylaştı. Hayrettin Hoca yeni değil ki, eskiden beri Hayrettin Evet, ya. Hayrettin Hoca'nın bu yazı dizisi hocam. Zaten kendisi de burada ifade ediyor. Aslında geçmişte yap, yaptığı çalışmaları güncelleyerek tekrar paylaştığını söylüyor. Yani Tabii. sıfırdan yazmıyor bunları. E, e, makalelerin başlayan yazı dizisinin başlığı da ihtiyacın zaruret sayılması ve faizli kredi. Ya zaten ihtiyaç, bu. Sayılıyor. Görüyor musun? Bakın başlığı görüyor musun? Ya bir adam ihtiyaç duymasa herhangi bir günah işler mi? Bırakın Çünkü günahın yanlış olduğunu dünyada bilmeyen hiç kimse yoktur. Yani devam et. Şimdi yazısının neye dayandığını da e, söylüyor. Diyor ki geçmişte bir toplantı yapılmıştı İsa'da. ben de oraya katılmıştım. Benim oradaki tezim şuydu, diyor. Bu toplantıyı da ben organize e, Benim temel tezim ölüm veya organ kaybı tehlikesi, zaruret hali olduğu gibi temin edilemediği takdirde hayatın zorlaştığı, meşakkat getiren temel ihtiyaçların da zaruret sayılacağı idi. Hayatın zorlaştığı konuşmam ve cevaplarım içtihat değildi, muteber fıkıh kaynaklarına dayanıyordu. Ben şu an anlattığım fıkıh kaynaklarına dayanıyorum. Yani benim orada söylediklerim yani ben burada ihtiyaç zaruret <laughs> mesabesinde derken kendimden bir şey söylemiyordum zaten. Kaynaklarda geçen şey bu diyor. Ve hemen arkasında hocamızın az evvel okuduğu mecelle maddesini yazıyor ve ben tekrarlayayım o mecelle maddesini burada onun yazısından. Hacet yani ihtiyaç umumi olsun, hususi olsun, zaruret sayılır. Evet 32. madde, mecellenin 32. maddesi. Sayılır diye tabii herkes anlasın diye tercüme etmiş. Esası şudur. Hacet umumi olsun, hususi olsun zaruret menzilesine tenzil olunur. Mecelle 32. madde değil mi? Evet. Tamam. Evet. Genel ihtiyacın hem zaruret sayıldığı hem de özel ihtiyaçtan daha önemli ve güçlü bulunduğu birçok fakih alimi tarafından zikredilmiştir. Diyor. Daha sonra da Şafi alimlerinden bir tanesinden alıntı yapıyor. İzüddin bin Abdüsselam isimli bir alimden alıntı yapıyor. El Kavait isimli eserinden Haram yeryüzünde öyle yayılsa ki artık helal bulunmaz hale gelse ihtiyaç kadar haramı kullanmak bundan faydalanmak caiz olur. Bu durumda haramdan faydalanmak zaruret haline bağlı değildir. Çünkü haramdan faydalanmak zarurete bağlı kılınırsa giderek Müslümanlar zayıflar, düşmanlar İslam topraklarını istila ederler, insanlar amme menfaatini ayakta tutacak, zanaat ve meslekleri yapamaz hale gelirler.'' bize bu dünyada bir hakimiyet mi vaat etti? Hangi nebi bir dünya hakimiyeti için ortaya çıkmıştır? Muhammed Aleyhisselam Mekke'de yaşama imkanlarını kaybetti, kaybetme noktasına geldiği halde herhangi bir yanlış davranışı duydunuz mu? Medine'de o kadar baskılar altındayken herhangi bir yanlış yaptı mı? Allah'ın dini dünyanın her yerinde her şart altında uygulanamıyorsa Allah'ın dini olur mu? Bakın mantık görüyor musunuz? Evet. <laughs> Yine bir başka e, alimden burada şey yapmış, alıntı yapmış. Muasır alimlerden Profesör Doktor Mustafa Şelebi demiş. İhtiyacın zaruretle bir tutulduğunu şu satırlarla ifade ediyor. Deliller zaruret olan menfaate maslahata olduğu gibi ihtiyaç seviyesinde bulunan menfaate de itibar edildiğini ispat etmektedir. Birini caiz sayıp diğerini saymamanın delili yoktur. Yani e, zaruret caiz ama ihtiyaç caiz değildir. Bunun hiçbir delili yoktur diyor. Nasıl delili yok allah Teala açıkça demiyor mu ayetlerde? Yani e, şeyde yani o şey bu haramları saydığı zaman illa mahturirtum yani zaruret halinde kalırsan hemen yutturra ve bagin vel kim ki zaruret halinde kalır sınırı aşmaz başkasının hakkına da tecavüz etmezse o zaman yiyebilir fela <laughs> ismali yok mu bakın bunların hayatında Kur'an yoktur ama dışarıda millet bunları hoca olarak görüyor ya Diyor ki koskoca hoca niye Kur'an aykırı yapıyor? Ya i̇nsanlar aklına şey yapamıyor. Nasıl Kur'an aykırı davranır? Devam et. Ayrıca sahabeden beri geçmiş nesillerin nas karşısında bile işlettikleri menfaat prensibi zaruret haline gelen menfaatler değildir. Aslında nas karşısında menfaat prensibiyle amel etmek, akıl ve iyi işletip nas'ı terk etmek değildir. Tam aksine bir nas ile ameli birçok nas'a dayanarak askıya almaktır şu da unutulmamalıdır ki alimler ihtiyaçların zaruret sayılması kaidesini benimsemişler. Bu kaide aralarında meşhur hale gelmiş, tartışılmaz kabul edilmiştir. Alimler. Ne bir daha o cümleyi. Şu da unutulmamalıdır ki alimler ihtiyaçların zaruret sayılması kaidesini benimsemişler. Bu kaide aralarında meşhur hale gelmiş, tartışmasız kabul edilmiştir. İhtiyaçlar zaruretmiş, Efendim bu meşru olmuş, tartışmasız kabul ediliyormuş. Bunlar ne alimleri bunlar? Doğru yolun üstünde oturan iblisler değil mi? Tartışmasız kabul edilmiş diye de bir şey ekliyor sonra yani. Tartışmasız ne demek ya? Yani o aslında icma de demek istiyor orada. Tabi icma diyorlar, icma ne biliyor musunuz? Bakın burada birkaç kere o şey yaptık. İcma Allah'a ve Rasulüne yapılan en büyük iftiradır. Şeyin Hristiyanların konsil kararlarının bir taklididir. Onlardan farkı şu, onlar falan yerde toplaştı şu kararı aldık, falan yerde bu kararı aldık diye bir döküm, döküm şey yapıyorlar, bizimkilerde o da yoktur. Bunlar hep şey ya bizim Erzurumların sözü hoşuma gidiyor. O, o de anlatıyorum. Diyecek sanki niye işte hele. İcma. Biz icma dediysek icmadır bırak. Ve bu icma için delil getirdikleri ayet ne biliyor musunuz? Bakın şu o ayetin mealini şuradan bir okuyayım bakayım ki hiç oradan öyle bir şey çıkarma ihtimali olur mu? İşte size sık sık söylüyorum, Kur'an'ı saptırmak için alim olmak lazım. Kur'an'ı doğru anlamak için alim olmaya gerek yok. 128. Şimdi burada diyor ki, bak, ya 115'ti dur, 115'ti. Ha, ee, yok. Nisa Suresi 115. ayet. Bak mealden okuyacağım. bakın. Kim kendisine hidayet yolu belli olduktan sonra peygamberlere karşı çıkar. Müminlerin yolundan başka yol, başkasına uyarsa. Peygambere karşı çıkıp müminlerin yolundan baş müminlerin yolu neyin yoludur? Peygamberlerin yoludur. Ona karşı çıkıp müminlerin yolundan başka bir yola şey yaparsa, e, uyarsa onu yönel, yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Burada icma ile ilgili bir şey gördünüz mü? Bir daha okuyayım bakın. Meali ben vermiyorum yani. İcmayı, ic, icmayı kesin kabul eden diyanetin meali. Kesin hüküm kabul eden. Kim kendisine hidayet yolu belli olduktan sonra, bes belli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakır ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Var mı? Şimdi burada ne yapmıştı? Mümin müminlerin yolundan başka yol kısmını almışlar. Orayı kesmişler. Müminlerin yolu icmaymış. Yani müminler ittifak etmişler. Şu şöyle olacak diye ya böyle bir şey akıl ve mantık işi mi? Ya hangi kişi yapabilir ya? Bunu iblis bile yapmadı ya. Efendimiz Resulullah demiş ki hadis sahih değil. Ümmetim yanlışta ittifak etmez. Ya bunu Resulullah desin demesin. Yanlışta hiç kimse ittifak etmez yeryüzünde. Siz yanlışta yan, yanlışta ittifak yanlışta ittifak etmez demek doğru da ittifak etmez, eder manasına gelir mi? Mekere, mesela iki kere iki beş eder. İnsanlar bunda ittifak edebilirler mi? Ya yanlışta tabii ki ittifak edilmez. Mesele doğruda ittifak etmek. İnsanlar işte bak doğru Allah'ın kitabına gelin diyoruz. hepiniz bir tarafa çekiliyorsunuz. Mesele bu. Bak nasıl saptırıyorlar görüyor musunuz? Evet devam et. Tabii şu az önce okunan ayetin birinci kısmı şey. da önemli. İşte evet. Nisa 115'te onu da söyleyeyim. Hani Vedat Hoca devam eder ama ve men yuşa kır resule inbadi merteben yenlüde ve yette bir gayrese bilminin nüvelih mertebeler onu cehennem mesela nasıl başladı? E, kim işte kendisine hidayet belli olduktan sonra Rasule karşı çıkarsa peygambere o peygambere karşı çıkmak da hadise karşı çıkmak olarak algılanıyor. Hadislerde zaten e, kendi istedikleri uydurma işte zayıf falan hadislerle kurdukları bir örüntü var, bir şey var. Düzen var. E peşinden de e, müminlerin yoluna uymazsa değil, işte o hadislerden uydurma ya da e, işte tartışmalı hadislerden hareketle kurmuş oldukları düzene karşı çıkan da işte cehenneme girer diye bu ayeti öyle şey yapıyorlar. Yani hadiste yani birinci kısımda da bir hadis vurgusu var. Halbuki Resul yani ne demek? Ne diyor Allah Resul <laughs> Resul sadece Allah'ın ayetini tebliğ eden kişidir. Onun için biraz sonra onun ayrıntısına gireceğiz. <laughs> bunu yapmazsan görevini yapmış olmazsın diyor Allah. Evet devam et. Daha sonra devamında Hayrettin Karaman Hoca bir takım örnekler veriyor ve diyor ki bu örneklerle birlikte ihtiyaç dolayısıyla bir kısım yasakların serbest hale gelmesi konusunda şüpheye yer kalmayacaktır diyor. Ya işte hangi örnek ise artık bakalım örneklerden işte bir tanesi de. yine İbni Nüceyim'de Nucay, geçen rüşvet alan kişiye bunun verene caiz alana haram olduğu görüşü ve bununla ilgili Hayrettin Karaman diyor ki önemli özel ve kamu ihtiyacını gidermek için faiz vererek kredi temini de böyledir önemli özel ve kamu ihtiyacını gidermek için faiz vererek kredi temini de böyledir şimdi ben rüşvetle ilgili ayeti size okuyayım. O da Bakara Suresi'nin 188. ayeti. Bak Allah ne diyor orada? Allah diyor diyor ki velayet ekulu emvale kum kum bil batıl. Allahınız aranızda malları batıl yollarla yemeyin. Ve tüdlu ilel hukm ve tüdlu biha ilel hukam mallarla yetkililere ulaşır ulaşıyorsunuz. Yani cebine bir şey atıp onunla görüşüyorsunuz. Diyor ki bu benimle görüşmek için önce şuraya şu hesabıma şu kadar para yatır diyor. Görüşüyorsunuz. Niye? Niye görüşüyorsunuz? Litekulu ferika minen varinas. İnsanların mallarından bir şeyler kaçırmak için. Onun için bakarsınız ki mesela şimdi Süleymaniye'de şu sokakta Tuğba Kız Kur'an Kursu'yla yanındaki şey yıllardır tamir ediliyor. Şimdi tekrar başladılar. Ya bu ne? Yıllardır tamir. Süleymaniye Camisi'nin bahçesi şey yapıldı. Gidin bakayım rahat yürüyebiliyor musunuz? Daha yerin taşları bile çakır çukur. Çok dikkat. Çiviler var. Ayağınızı vurduğunuz zaman parmağınız gitti. Ne oluyor? Cebine üç beş kuruş atıyorsunuz. Milletin e, başkasının malını yemek için. Peki şimdi size söylüyorum, ev yaptıracaksın. Adam ruhsat vermiyor. Başka çaren yok. Kimsenin malını yemek diye bir derdin de asla öyle bir şeyin yok. Kendi hakkını almak için adama vermek zorunda kalıyorsun. Bu ayetin hükmüne girer mi? Ne dedi Allah? İnsanların malını yemek için, sen kendi hakkını almak için yapıyorsun. Bu, bu ayetin hükmüdür. Bunu saptırmanın anlamı var mı? Evet. Bunu söyledikten sonra her ikisi de Hanefi mezhebinde fetva merci olan İbn-i ve Şarih Hamevi'nin önemli ihtiyaç sebebiyle kredi arayan kişi bunu bulamadığı takdirde faiz ödeyerek ödünç para alabilir şeklinde ifade ettikleri ruhsatı da ihtiyacın zaruret sayılması kaidesine bağlamışlardır. Kredi ya borçla hangi iş yapılabilir Allah aşkına ya. Evet. Daha sonra ihtiyacın zaruret sayılmasına çeşitli örnekler vermiş. Yani onları ben kısaca ben şey, şey yapayım. Çok büyük bir e, şey zengin, çok yani çok büyük bir şey şeyin zenginin CEO'su ile konuşuyoruz. O kendisi de karşımızda. Adam bana dedi ki ya hocam sen faiz haramdır diyorsun. E benim büyük bir, çok iyi bir projem var. Paraya ihtiyacım var. Ben onu kredisiz nasıl halledeceğim? Dedim şöyle bakalım. Mesela ne kadar ihtiyacı var? Mesela de 1 milyon liraya. Tamam dedim. Ne zaman ödeyebilirsin? Ben sana vereceğim o 1 milyon dedim. 6 ay sonra tamam dedim. Ben şimdi sana 1 milyon vereceğim. 6 ay sonra bana 800 bin lira öde. 200 bin lira da benden sana hediye olsun. Faiz falan istemiyorum bak. 1 milyon öde demedim. Ama dedim sen üniversitelerdeki hayalci ekonomistlerden değilsin. Sen real hayatın içerisindesin. Onlar hayal alır, ha hayal alır, hayal satarlar. Bilmezler ki ekonomide milletin başına neler olduğunu. Çıkıp televizyonda konuşuyorlar. Bakıyor, kapatıyorum. Dinleyemiyorum ya. Nerede ekonomiyi bilmeyen varsa ekonomist olarak karşımıza çıkıyor. Dedim bak sen ekonominin içinde bir adamsın. 6 ay sonra bana 800 bin lira verebilir misin? Böyle düşün düşündü. Veremem dedi. E buyur dedim. Kardeşim dedim. Faizi bırak. Borçla ekonomi olmaz. Evet devam et. Ee, Bir de kredi alacak. Ee, bunları e, ihtiyacın da zaruret sayıldığını bu şekilde ispatladıktan sonra mesela ki, kendisi işte hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde ispatladığını iddia ediyor. Tamam. Şu Hadi bak bize de tekrar bir cevap verir bakalım ne diyecek. Yani 2013'te de şu yazısında kirada oturmak ev sahibi olmanın yerine geçmez ve sıkıntıyı gidermez diye bir ifadesi var. Yani ihtiyacı Tabii ki, kim diyor ki kirada oturmak ev sahibi olmaktır ki yani <laughs> bu da yani şu cevap verilmesin anlamında. Yani adam kirada oturunca ihtiyacını gideriyor zaten diye bir cevap verilmesin. Hani <laughs> kredinin şeyi engeli olmasın diye. 2013'teki ilk yazdığı yazılardan biri en azından gündemde kalan. Evet. Şimdi bir de biraz daha işi ileri götürerek farklı bir boyutu da kapı açıyor. Hayrettin Karaman diyor ki bir ülkenin iç ve dış ticarette büyük ve küçük çapta yatırımlara kalk ve kalkınmaya ihtiyacı olduğu tartışılmaz bunlara zaruret derecesinde ihtiyaç vardır. Büyük yatırımlar büyük sermaye ister. Bu sermayeleri sağlamanın şüphesiz çeşitli yolları vardır. İslam prensip olarak ortaklık esasına dayalı sermaye te teminini ve kooperatifleşmeyi ko kooperatifleşme gibi faizsiz yolları teklif etmektedir. Ancak bu yolla gerekli sermaye temin edilmediği zaman ve zeminlerde ne yapılacaktır? Temin edinceye kadar bekleyelim denemez. Çünkü ihtiyaç ve zaruret beklemez. Bu sebepledir ki İslam'da ara çözüm adını verdiğimiz ruhsatlar vardır. İşte bu ruhsatlardan biri de ferdi ve genel ihtiyaçları gidermek için başka yol bulunmadığı müddetçe, özellikle dışarıdan ve en ucuz faizli kredi almaktır. Müslümanların iktisaden güçlenmeleri ve bu güçleri hem e, ve bu güçleri hem ayakta durmaları ve bağımsızlıklarını korumaları hem de İslami faaliyetleri finanse etmeleri bir ihtiyaç mıdır sorusuna bizim vereceğimiz cevap. Cevap evet ihtiyaçtır hatta zarurettir şeklindedir. Yani İslam toplumlarının gelişmesi için eğer faizli bir ekonomik sistem gerekiyorsa Müslümanlar bunu yapmalıdır diyor. Ne kadar gelişiyor, ne kadar, ne kadar gelişiyor Türkiye bak geçen sene do dolar yüzde 18.6 değer kaybetti, Türk lirası yüzde 36 değer kaybetti. Müthiş bir gelişme ya. Amerika için de müthiş bir gelişme, Türkiye için de. Evet. Son olarak sonuç kısmını da okuyayım. Güncelleyerek aktardığım konuşmamı yaptığım tarihten bugüne ihtiyaç faize bulaşmadan, ihtiyacı faize bulaşmadan karşılama yolları biraz daha çoğaldı. Bu yol ve imkanların başında katılım bankaları geliyor. Lakin bazı kimseler bunları da beğenmiyor. Yaptıklarının faizli işlem olduğunu iddia ediyorlar. Bu konuda birçok yazı yazdım. Bundan sonra da inşallah yazacağım. Katılım bankaları şer'i danışma kurul ve komitelerine danışmadan iş yapmazlar. Bu danışma kurullarındaki zevat da ilim ve ahlak cihetlerinden muteber kişilerdir. Teverruk Faize fetva verme olan en küçük bir islaf yoktur yani. Kesinlikle. O konuda ben de eminim yani. Burada sanki danışma merci göklerde sanki. Yani gidiyor geliyor kesin bir cevap geliyormuş gibi. Evet. Teverruk, müşteriye vekalet vererek alım satım murabaha yatırım vekaleti, leasing, kredi vekalet, ka kredi kartları uygulamaları ile ilgili şüpheler var deniyor. Bunların meşru olduklarını da ileride açıklayacağım diyerek yazının aslında ileride bu konularla ilgili devam edeceğini de söyleyerek bitiriyor. Evet. Neyse ben daha önce anlattığım şey... Kısaca anlatayım da asıl konu, çok önemli bir meseleye gireceğiz şimdi. Şimdi bu Finans kurum faiz, faizsiz finans kurumları vardı. Onların e, bazı iş yerleri onların e, onlar olan borcunu ödemiyor, bankalar olan borçlarını ödüyor. Onları zarara sokuyordu. Bundan dolayı çok büyük sıkıntıya giriyorlardı çünkü faiz alamıyorlardı. Katılım bankaları resmen faiz alabilir. Kanun çıkarılmıştır ve 2005'te bu yeni hükümet çıkarılmıştır. Yani bugünkü Cumhurbaşkanına da o günkü bakanlara da mektup yazdım. O mektubu bu kitapta bulabilirsiniz. Sakın bunu yapmayın diye. Bugün resmen bunlar faizli birer kurumdur. Ha faizsiz işlem de yapabilirler. O o günkü ekonomiden sorumlu Ali Babacan'la da en az yarım saatten fazla o beni aradı. Yarım saatten fazla konuştuk. Ali Bey bunu lütfen yapmayın. Ama maalesef. Şimdi bu konuda bir makale yazmıştım. O makale burada var. Yani e, bu faizsiz finans kurumlarının uğradığı zarar nasıl karşılanır diye. Bu makaleye Araplar da hayran kaldı. İlk önce Arapça yayınladık. Mekke'de bir toplantı yaptık. Ya ne muhteşem bir şey yapmışsın dediler. Beğendiniz mi? Evet. Neyse. E hadi uygulayın Türkler. Oh, hocam ne muhteşem. Hadi bir toplantı yapalım. Toplantı yaptık. işte Hayrettin Karaman geldi. Halil Güneş geldi. Bir de öldü. Nurettin Can geldi. Hayrettin Karaman şeyin danışmanıydı. Bu Fethullah'a ait olan neydi? Bankasya'nın danışmanıydı. Ondan sonra şeye de danışman olmuştu. Gerçi bu Türkiye Finans'a da olmuştu. Ondan sonra Halil Güneş şeydi. Kuveyt Türk'ün danışmanıydı şey de öyle, Nurettin Can da öyle. Neyse toplaştık. Toplantıya girmeden önce de ya hocam ne muhteşem bir çözüm getirdin dediler. Ondan sonra toplantıda bu üçü Halil Güneş, Hayrettin Karaman ve Nurettin Can kar kaybı adı altında faiz alacaklarına fetva verince orada açıkça seni sistemin uygulanamaz de, deyip neredeyse parmaklarını gözüme sokacak gibi oldu. T toplantı salonuna girerken ne muhteşem diyen adamlar. Çünkü faize fetva veren hocalarını buldular. Sonra dediler sen de sen de hocasın o da sana so şey yapmak zorunda değiliz yer benim ilişkiyi kestiler. Tamam dedim buyurun. Cehenneme gidiyorsanız gidin önünüzde düşecek adamlar da var hadi arkasına gidin dedim. Ben gelmiyorum dedim. Sonra bir gün Albarakadan beni çağırdılar gittim. Ya hocam hiç uğramıyorsun niye uğrayacağım? Ondan sonra işte yönetim kurulu başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı Adnan e, Bey vardı Allah rahmet Büyük Deniz Allah rahmet eylesin. Ya hocam dedi. Ya bu bir Hoca'nın fetva vermediği hiçbir şey yok ya. Ne diyorsak olur diyor. Hocam ne olursun dedi ya. Sen dedi işte e, şey yapıyorlar hocam ne olursun şu şey yaptı, faize engel olsunlar yani yeni bir kanun çıksın bir şey etsin bu. Neyse ondan sonrası kısmını anlatmayayım yani. Evet devam et. De, Bitti Hâlâ Şimdi bakın burada çok önemli bir mesele var. Burada şeyler mesela Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Diyor ki ve ida qila lehum ta'ala bi ma anzalallah ve ma قال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا evvel evkâne âbâhum lâ yâkilûne şey'en ve lâ bu Bakara 200 şey 100, 171 olabilir yani yanlış hatırlamıyorsam yani onlara Allah'ın indirdiğine gelin dendiği zaman babalarımızda gördüğümüz bize yeter derler ya babaları yanlış yapmışlar akıllarını kullanmamışlarsa ne olacak 170. ayet Bakara Şimdi bakın bunları hep hep Kur'an'a çağırıyoruz. Bunlar babalarımızda bulduğumuz bize yeter demiyorlar mı? Falan falanın sözü, filanın sözü, filanın sözü. Allah'ın sözüne gelin ya kardeşim. Peki şimdi bunu şey yapalım. Vedat biliyorsunuz dinler tarihi konusunda uzmandır. Çok güzel tespitleri var. Yahudilerin bu konudaki şeyin bir tavrını bir anlatır mısın bize? Hocam şimdi Yahudilere de siz Allah'ın indirdiğine gelin dediğinizde onlar da bize Allah'ın indirdiğinden başka bir şey zaten bakmayız derler. Nedir Allah'ın indirdiği onlara göre? Tevrat'tır. Dinin, bütün şeriatın kaynağı, temel kaynağı, tek kaynağı Tevrat'tır. Ama Tevrat nedir'e gelirseniz, Tevrat nedir diye sorarsanız orada şimdi işin rengi değişiyor. Diyorlar ki evet bir kitap olarak Tevrat vardır. Yazılı olarak bir Tevrat vardır. Metin olarak bize aktarılmıştır. Nebilerden gelmiştir. Ama bir de kitap olmayan Tevrat da vardır diyorlar. Yani kitap olmayan ne demek? Bir metin değil. Nesilden nesile sözlü bir şekilde miras bırakılmış bir Tevrat var. Ve bu Tevrat da Allah tarafından indirilmiş. Yani Allah'ın indirdiğine diyoruz ya. Onlar onun da Allah tarafından indirildiğini iddia ediyorlar. Tek fark birisi metin olarak miras kalmış, yazılı olarak miras kalmış. Diğeri ise sözlü olarak nesilden nesile miras kalmış. Yani bir takım raviler aracılığıyla nesilden nesile bu sözlü olan Tevrat aktarılmış, rivayetlerle aktarılmış. Tabi daha sonra işte bu Roma sürgününden sonra bu sözlü olan nesilden nesile sözlü olarak aktarılan tevrat da yazıya geçme ihtiyacı, e, Tevrat'la ilgili yazıya geçme ihtiyacı da hasıl olmuş. Kaç yıl sonra? milattan sonra 70'lerde Roma sürgünü oluyor. Roma sürgününden sonra yani o yüzlü yıllarda Talmud'un yazım işlemi başlıyor. Onun öncesinde sözlü Tevrat'ın yazıya geçmesi yoktu. i̇şte Yahudiler dünyanın dört bir köşesine dağılınca sürgünle birlikte bu sözlü Tevrat'ın unutulacağı endişesi işin içerisine giriyor ve bunun da artık bir kayda geçmesi gerektiği söyleniyor ve kayıt işlemi başlıyor ve bugünkü işte Talmud literatürü oluşuyor. Bu sözlü Tevratın şurası çok önemli. E, tıpkı yazılı Tevrat gibi Tanrıdan geldiği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Hatta ve hatta şu benzetme yapılır: Yazılı olan Tevrat bir cesettir, sözlü olan Tevrat ise o cesedin ruhudur. Dolayısıyla siz sözlü olan Tevrat olmadan yazılı olan Tevratı anlamanız e, hiçbir şekilde mümkün değildir derler. Bizim elimizde bugün yazılı Tevrat'la ilgili yapılan çeviriler, yorumlar, tefsirler bunların hepsi sözlü Tevrat'ın etkisiyle yapılır. Hiç kimse buna bir meal yazılı olan Tevrat'a bir meal vereceği zaman, çevireceği zaman veya onunla ilgili bir tefsir yapacağı zaman sözlü Tevrat'ın otoritesinin dışına çıkıp da metinden hareketle bir hüküm çıkartamaz. Açın Tevrat tefsirlerine bakın. Her biri Sözlü Tevratı refere alarak Tevratı tefsir ederler. Kendilerince metinden hareketle bir şey çıkartamazlar. Çünkü sözlü Tevrat yazılı Tevrat üzerinde tam bir tahakküm yetkisine sahiptir. Orada önemli olan sözlü Tevratın o konuda ne söylediğidir. Şimdi faiz konusunda Tevratla ilgili şeylere de baktığınızda e, yabancıya yabancıya faiz karşılığında kredi verebilirsin, e, kardeşine verme vesaire tarzı çevirilerin hepsinin aslında Talmud etkisiyle yapılan çeviriler olduğunu görüyorsunuz. Metinsel bir ee, tahkike gittiğinizde aslında metinden öyle bir sonucun çıkmadığını görüyorsunuz. Bir yorumun orada çeviriye yansıdığını görüyorsunuz. Şimdi mesela e, Talmud'un içerisinde bu faizle alakalı şöyle söylüyor. Borçlanmalarda yabancıya uygulanacak faizle fa e, hesaplanmış faizin birinden de borç e, yabancıya, uygulanacak faize hesaplanmış faizin yanında bir de ertelenmiş faiz vardır. Borç verdiğim bu yabancı bir başka birinden borç alabilir. Borçla borcu ödeme yoluna gidebilir. Aldığı bu borçla sana olan borcunu ödedikten sonra ayrıca bir gecikme bedeli olarak sana bir de armağan da verebilir. Bu armağanı kendi paranmış gibi görerek almanda hiçbir sakınca yoktur. Zira bu fazla ve ertelenmiş faiz bedeli paranın sağlayacağı fırsatlardan yoksun kalmış olmanın bir karşılığıdır. Yani yabancıya hem normal faiz uyguluyorsunuz hem de onun dışında gecikme faizi de uygulayabiliyorsunuz ekstra olarak. Ama kime? Yabancıya bakın. Ondan sonra Tal Talmud yabancı tabirini de şimdi değiştiriyor. Yavaş yavaş yabancı olayı da değişiyor. Ne oluyor? Rabbi Nahman demiştir ki bana inançsızlardan faiz almam ve onlara tefeci gibi davranmam için izin verildiği halde İsraillilerden kazanç dahi sağlamam kesinlikle bana yasaklanmıştır. Şimdi bakın inançsız tabiri için içine girdi. Yine İsrailli şey kullanılıyor. Devamına geliyorsunuz başka bir pasaja. Yahve'nin yasasına uymayan herkes inançsızdır. Bakın bir anda şimdi beni İsrail'den olsa bile yabancı kategorisine girmeye başladı. Yahve'nin yasasına uymayan herkes inançsızdır. Kendi öz kardeşin dahi olsa artık o ne komşun ne de e, o artık o ne komşun ne de kardeşindir. Fakat yasaya bağlanan herkes kardeşindir ve faiz alman yasaktır. Şimdi bir anda yasaya uyup uymamaya kaldı. Yani artık İsraillilerden de faiz alma şeyi, ya tal ne ne yani işte bütün şeriat kanunlarına. Şeriat kanunlarından bir tanesini adam atıyorum. çiğnese o kişiden artık faiz alabiliyorsun. Yani tevrat olmuyor değil mi? Tabi, ya yasa dediğimiz şey tabii bütün bir Yahudi literatürü hocam. Öyle yani te Tevrat'ı kabul ediyorlar e, mı? Tevrat'ı da kabul ediyorlar ama ediyorlar... Tevrat'ın açıklayıcısı ya, şey Talmud. Yani Tevrat'a bakıp da bunu bu hüküm çıkarabilir böyle bir hüküm çıkarıyorlar mı? Yok çıkaramaz. Şimdi ben ben söyleyeceğim. Ali İmran suresinin 75. ayetinde e, Yahudilerin bir iddiasından Allahu Teala bahsediyor. Diyorlar ki bizim ümmilere karşı üzerimizde hiçbir vebal yoktur diyorlar. Onlar böyle bir şey yapıyor. Aslında bakın hep bu Talmud'da söyledikleri şeyler. Yabancılara istediğin her şeyi yapabilirsin. E, çünkü onlar ne? Onlar bizden değil. Ama bakın Tevrat ne diyor? O Ali İmran suresinin 75. ayetinin hatta sonu şöyle bitiyor. ''Vehum hum ya'lemun diye bitiyor. Onlar aslında biliyorlar böyle bir e, iftira atıyorlar Allah'a ama onlar bunun gerçeğini biliyorlar. Gerçeğini de nereden biliyor? Aslında Tevrat onlara gerçeğini söylüyor. Gerçek şu. Birincisi çok temel bir yasa vardır Tevrat'ta. O yasa da şudur. Yerli olsun, yabancı olsun herkes için aranızda tek bir yasa olacak. Yani İsraillilerle aranızdaki yasa neyse yabancıyla daralındaki da yasa o olacak. Bir İsrailli'ye faiz vermek, faiz almak nasıl yasaksa mutlaka bir yabancıya da aynı şekilde yasak olacak. Yine başka bir yere gelin. Ee, Levililerin 19. babında yine şöyle geçiyor. Ülkenizde sizinle birlikte yaşayan yabancıya kötü davranmayın. Ona sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. Bakın, ona sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz. Şimdi siz içinizde yaşayan yabancı ümmi bir kişiye faiz de al, malını da ye, mülkünü de ye, her türlü şey yap bizim üzerimize vebal yok. Şimdi bunu söyleyen bir kişi Tevrat'a açıkça konuş, aykırı konuşmuş olmuyor mu? Açıkça kendi elindeki Tevrat'a aykırı konuşmuş oluyor. Zaten Allahu Teala o yüzden vehum ya'lemun diyor. Onlar böyle bir kaide Talmud'dan uyduruyorlar. Talmud'un içerisinde işte yabancı, da, yabancı istediğin her şeyi yapabilirsin. Hırzına bile geçebilirsin. hırsızlıkta yapabilirsin. öldüredebilirsin. Talmud'da bir sürü şey var. Sadece faizle de bitmiyor yabancıya yapılacak şeyler. Bak, bir Aynı şeyler. İslam diye bugün mezhep var. Mezheplerde var. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Bunu herhangi bir alimin böyle bir fetva vermesinin katrilyonda bir ihtimali yok. Ama onun, o, onların yansıması. Efendim şey ca, cariyelerin cinselliğinden yararlanma kesinlikle onlardan gelme. Bir Müslüman bunu asla söyleyemez. Yani bu işte faiz şu bu falan Darül Harp'te faiz vardır Hanefi mezhebinde. Darül Harp dedikleri yani Müslüman olmayan bir ülkeden faiz alırsın ama vermezsin diyor. Niye? Onların mallarını e, şey, anlaşmaya uygun olarak yemek helaldir. İsterse o anlaşma di, diyen işte İslam'a aykırı olsun. Vay be! <laughs> evet. Tamam yani ya. bugün hocam Tevrat diye bizim bildiğimiz şeyde şeyle ilgili yapılan yanlışlar da aslında hep Talmud etkisiyle ortaya çıkan yanlış yorumlar, yanlış çeviriler. asıl adı ne? Sözlü Tevrat hocam. Yani Söz ne? kelimesinin Arapçası ne? Kavil. Hadis. Hadis. Söz kelimesinin Arapçası hadis. Kur'an'da da o manada kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de evet. de o manada. Evet. Bundan başka, bundan sonra hangi hadise inanacaksınız diye geçiyor. Bakın bu Yahudiler Kur'an'ı bozma hareketine Resulullah hayattayken başlamışlardı. Sık sık burada söylüyoruz. İlgi ayetleri okuyoruz. Onun için Resulullah bunların bu üç kağıt çıkılıklarını Kur'an-ı Kerim'den bildiği için bunların eline koz vermemek istemiş ve şöyle demiştir. Mesela Müslim'de geçen bir hadis. Diyor ki, Benden bir şey yazmayın diyor. Çünkü yazarsan Kur'an'la karıştırılır. Yazmayın diyor. Kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa onu yok etsin. Benim sözlerimi anlatabilirsiniz. Ama yazılı olarak değil. Onda sıkıntı yoktur diyor. Sonra şimdi Halife Ömer Halife Ömer e, şey sahabeyle istişarede bulunuyor, şey yapıyor. Tamam şimdi biz e, Resul'da hayattayken bu böyleydi ama şimdi bir müddet sonra Rasul'dan sözleri unutulur. Ne yapalım? Yazıya geçirelim mi diyor. E, i̇stişare ediyor. Sonra bir gün geliyor ve yazdıkları hadislerin sayısı da çok az. Kaç tanedir rakım? Neyse. Yani 50 civarında mı? Neyse. Hat hata, hata 500 dolar bilmiyorum. Yani şu anda çünkü rakamlar sık sık zihnimden kayboluyor. Bakın yani insanın zihni insan işte insan unut unutur yani çok çok tabii bir şeydir. Bunun şey yapılacak tarafı yok. Diyor ki Ömer radıyallahu an size bir sünen kitabı yazmaktan bahsetmiştim diyor. Fakat sonradan düşündüm ki sizden önceki ehli kitap Allah'ın kitabından başka kitaplar yazmış. Ne o? İşte yazılan, Ömer yani, hayattayken o, o, o. yazılan neydi? Talmud yazılmıştı değil mi? 70 yılında mı? Ömer hayattayken Talmud'u yazmışlardı. Kitaplar yazmış. Ve o kitaplar üzerine düşerek Allah'ın kitabını terk etmişlerdir. Talmud'la Allah'ın kitabını terk etmediler mi? Talmud'u nerede kullanırlar? Şey, Hristiyanlar, şey, Yahudiler? Nerede okurlar? Yok, nerede okuyor Talmud'u? Yani ibadetle okumuyorlar. İbadet normal, yaparken İbadet yaparken normal Tevrat okuyorlar. Tevrat'ın şey ha, ben yanlış söyledim. Ben tav, tav, Tevrat niyetiyle Talmud dedim. Ve <laughs> işte buradan da bakın insan olduğunun zihninin ne <laughs> kadar şey yaptığını, zayıf olduğunu da görün yani. Tevrat'ı ibadet yaparken okuyorlar. Evet. Onun için ona vahiy metluf deniyor. Metluv ne demek? Bizde namazda okunan. Kur'an-ı Kerim namazda Kur'an okunuyor değil mi? Namazı okunduğu için adına metlu deniyor. Şimdi bunu Yahudiler yapmıyor mu? Ha? Peki o e, Talmud'u Hı. namaz dışında. Namaz dışı yani ibadet dışında olduğu için gayri metlu oluyor. Şimdi bize de gayri metlu vahiy oldu mu? O da Allah'tan gelmedir demiyorlar mı Talmud'a? Tabii ki. Heh. Allah'tan gelmedir diyor. Peki Musa'ya kaç tane kitap verilmiştir diyorlar? İşte bir sözlü Tevrat, bir de yazılı Tevrat. Sözlü Tevrat ve yazılı Tevrat diyorlar. Ama o yazılı Tevrat dedikleri Talmud'da Musa Aleyhisselam'ın kaç tane sözü var? Musa Aleyhisselam'ın yok hocam. Sözü yok. <gülüyor> <gülüyor> Kimin sözü var? <laughs> Ahamları. Rabbi denilen ahamların sözleri. Ee, ahamların var. sözü var. Şimdi Allahü Teala demiyor, اِتَّقَدُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Tevrat şey Tevrat <laughs> Tevrat 34. ayette onlar ilim adamlarını ve din adamlarını Allah ile kendi aralarına ilahlar olarak koydular. Şimdi bizimkiler aynı yapmamışlar mı? Bakın şimdi Ömer radıyallahu an şöyle diyor. Diyor ki size bir sünen kitabı yazmaktan bahsetmiştim. Fakat sonradan düşündüm ki sizden önce ehli kitap Allah'ın kitabından başka kitaplar yazmış. Böyle kitaplar üzerine düşerek Allah'ın kitabını terk etmişlerdir. Yemin ederim ki Allah'ın kitabını hiçbir şeyle gölgelemem diyor ve yakıyor. Peki, bu bizim Kitap ve Hikmet dergisi daha yeni çıktı, burada şey var, Bedir Savaşı ve Kader diye bir yazımda da, onun bir bölümü bu. Bir okuyun bakalım ki, Kur'an-ı Kerim'deki Bedir Savaşı herhangi bir kitapta var mı? Tevra şey Tefsirlerde var mı? Bir bakın bakalım. Bırakalım falan kitabı. Okuyunda görün. Şimdi peki bizde hadisler ne zaman böyle hadis şeyliği ortaya çıktı böyle büyük bir şeyde? Onu da Abdullah'tan diyelim. Evet Abdullah. Evet bizde ee, hadislerden bahsettiğimiz zaman e, ya Kütüb-i Tisah, dokuz tane büyük hadis kitabı, müelliflerinin ismine izafe edilerek söylenir. Veya en çok bilinen Kütüb-i Sitte, altı büyük hadis kitabı, ee, tabi bunların başında işte Buhari, Müslim, e, Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesai e, ve işte Tirmizi geliyor bunlar. E, bu işte bu müelliflerin e, çeşitli özellikleri var. E, bu arada geçen hafta işte Hak Söz Haber'de e, bununla ilgili bir Abdülhakim Beyaz Yüz diye bir yazarında bir yazısı var. Biz de ondan da istifade ettik. Bu şey daha bildiğimiz, bizim de daha evvelden bildiğimiz bilgileri güzel bir şekilde kategorize ettiğini söyleyebilir. Sizler de istifade edebilirsiniz. Şimdi bu müellifler bakın 1400-1500 yıl geçmiş neredeyse İslam'ın yani Kur'an-ı Kerim'in indirildiğinden bu yana. Biz altı tane kitaptan bahsediyoruz hadis kitabı. Çok ilginçtir. Hepsi birbirleri çok ilişkili kişiler bu altı kişi. Bunların hepsi e, Tirmizi hariç Ahmet bin Hanbel'in öğrencileri bunlar. E, Tirmizi de e, yine aynı e, şey e, yani onda e, ondan ders almamış ama Buhari ve Müslüm bir de Ebu Davud'dan ders almış onlardan ders almış. Yani hep belli bir halkanın öğrencileri birbirlerini tanıyan, birbirleriyle ilişkileri olan kişiler. Ee, ve e, genelde Ahmet bin Hanbel etrafında e, toplanan bir şeyleri var. E, Ahmet, Ham, Ahmet bin Hanbel o dönemde, şimdi bugün belki Ahmet bin Hanbel'in müsnedi e, bu kütüb-i sitte arasında sayılmıyor ama Ahmet bin Hanbel'in o dönemde ne kadar önemsendiği, ne kadar ön plana çıkarıldığını şu tarihi rivayetle şey yapabiliriz. Ahmet bin Hanbel'le ile alakalı olarak tarihçi Taberi, ee, o bir fakih değildir, o bir hadisçidir diye yazdı diye kendi kitabında. Taberi'nin evi e, sarılmış ve e, yani linç edilmek üzere etrafını sarmışlar. Çok basit bir laf aslında diyor ki Ahmet bin Hanbel şeydir hadisçidir dedi diye e, etrafını sarmışlar. O da evinde vefat etmiş, evine gömülmüş. Yani böyle bir ya bu kadar fazla ön plana çıkarılmış o dönemde. E, şimdi Öyle şeyler yaşanmış ki, e, hadisler öyle şeylere alet edilmiş ki o dönemde. E, mesela e, i̇bn Kuteybe var aynı dönemde yaşamış bir hadisçi olan. E, o Ahmet bin Ham şimdi hadisçilerle e, işte Mu'tezile o zamanki şeyle aralarında problemler yaşanıyor, siyasi çekişmeler falan oluyor. E ee, İbn Kuteybe hadisçilere haşevi nabitiye diye şeyler söyleniyor. Yani önüne geleni alan, toplayan, kafadan uyduran tarzı şeyler e, ithamlar yapılıyor. İbn Kuteybe de bunlara cevap olarak e, diyor ki E bize diyor böyle lakaplar takılıyor. Bunlar diyor bütün bunlar diyor bir takım lakaplardır. Bunların hiçbiri kaderiyede olduğu gibi hadiste zikredilmiş değildir. Kaderiye yani Mutezile'yi kastediyor burada. Diyor ki onların hakkında diyor bu ümmetin mecusileri olduğu, hastalanırlarsa ziyarete gidilmemesi, ölürlerse cenazelerinde bulunmaması Resulullah'tan rivayet olunmuştur. Kaynağı ne? Kaynağı Ahmet bin Hanbel'den işte ikinci kitabın 86. ve 125. hadisi bir de dördüncü kitabın neyse yani rakamları var. Ne zaman çıkmış onlar? O öldürülmesi istenen kişiler? Ö öldürülmesi istenen kişiler tabi Resulullah'ın vefatından 200 yıl sonra, 150 yıl sonra ya da neyse çıkan kişiler. Ve Resulullah onları ismen zikrediyor. Yine i̇bn Kuteybe burada durmuyor. Diyor ki Resulullah'tan da şöyle yine bir rivayet gelmiştir diyor i̇bn Abbas kanalıyla. Ahir zamanda bir takım insanlar olacaktır. Onlara rafıza denilir. İslamiyeti fırlatıp atarlar. Sadece ismiyle yetinirler. Evet, onları öldürünüz. Galiba, diyor ki onları öldürünüz. Yani Resulullah diyor ki onları öldürünüz. Onları çünkü onlar müşriktir. Yani müşrikler müşrik diye yakalananında hemen öldürülecek diye bir şey de yani Resulullah'tan bu e, hadis uydurma şeylerle öğrenmiş oluyor. Sanki herhangi bir müşriği yakaladığımızda öldüreceğiz diye bir şey mi var? E Tevbe suresinde allah Teala 10 yıllık e, o, antlaşmaya muhalefet etmeyen müşriklerin antlaşma sonuna kadar Mekke'de yaşaması Kur'an'ın hükmüdür. Yani müşrik olduğu için öldürülmez ki insanlar. Savaş sadece savaş sırasında öldürme hakkı vardır, Onun dışında yoktur. Ama işte bunlar bütün mezheplere bu şekilde yerleştirilmiş. Bunları kim yerleştirmiştir? Yahudilerden başkası olmazsa mümkün değil. Evet, devam. Yine devam ediyor, kalmıyor orada. Diyor ki Mürciye, Mürciye ismini de veriyor Resulullah hadiste ve Kaderiye hakkında ümmetimden iki sınıf insan vardır ki şefaatime nail olamazlar. Onlar 70 peygamber tarafından lanetlenmişlerdir. Bunlar mürciye ve kaderiyedir. Kendi Resul... bilmiyor. daha Geriye doğru 70 tane <laughs> Yine hariciler hakkında da yine aynı kişi şeyinde ee, okun yaydan çıkması gibi dinden çıkarlar. Onlar cehennemliklerin köpekleridir. Diye bunların hepsinin kaynağını veriyor. Yani hadisleri öyle Resulullah'ın ağzından uydura uydura öyle şeylere kendi günlük siyasi tartışmalarına direkt noktasal şey tarif ederek yapıyorlar ki direkt zaten Kur'an-ı Kerim'e zıtlar. Bir yandan da Kur'an-ı Kerim'e zıt olmakla birlikte e, hadisi Kur'an'ın üstünde tutuyorlar. Şöyle ki e, bir hadis var genelde kütübü sitede de çok geçen Buhari'de, Müslim'de. E, ölüye arkasından ağlanıldığı için ölüye azap edilir diye bir hadis. Hazreti Ayşe bunu duymuş. Yapmayın bu uydurmadır demiş. Bu iftiradır. Böyle bir şey olur mu diye. Hazreti Ayşe bunu söylerken de ayet söylemiş. Demiş ki وَلَا ve وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَةٌ hiç kimse e, başkasının şey günahını yüklenmez. Arkasından ölüye ne denirse densin. Ölü niye onun azabını çeksin? Neden şey yapsın diye? İbn Kuteybe diyor ki Hazreti şey e, şey yaparak e, İbn Kuteybe dediğimiz şey de e, yani bu nereden çıktı? Neden bu kişiden bahsediyorsun? O dönemin yani o hadisçilerin döneminin e, işte e, Buhari'nin, Müslüminin döneminde yaşayan ünlü onların tarafında olan bir hadisçi bu. Diyor ki Ay Hazreti Ayşe'nin bu sözü asla itibar edilmez. Hazreti Ayşe mi bu sözü söylüyor? Hazreti Ayşe hadis okuyor. Hazreti Ayşe'nin bu sözüne ancak şöyle itibar olunurdu. Resulullah'tan gelen hadise karşı başka bir hadis getirseydi ya. Ayet getirdi yok. Ayet kabul edilmiyor. Bu, bu, bu görüş kimin görüşü? Yahudilerin değil mi? Hadis getirsin diyor. Görüyor musunuz? Ve bunlar bunlar kaynak bugün. Tartışmasız kaynaklar. Evet. Şimdi ee, tabii ki bunda biz şu ayetleri hatırlatmayı bir görev olarak biliyoruz. Herkes bunu az önce okuduklarımızın hiçbir şekilde eee gerçek hadis diye zikredilen şeylerin genelde Ahmet bin Hanbel şeyi verilerek söylenenlerin e, kaynağı belli yani gerçeklikle bilgisi olmadığını anladınız ama şu ayetleri hatırlatmakta bir borç bununla ilgili. A'raf 188. Tabii bu ayetin benzerleri çok yerde geçiyor bir örnek olarak. Gullâ emliku'l nefsî nefhâ ve lâ zarra illâ mâ ve lev kuntu a'lemul gaybe lestektartu minel hayr. <laughs> de ki Allah gerekeni yapmadıkça kendime bile bir fayda sağlamaya veya zarar vermeye gücüm yetmez. Eğer gaybı bilseydim, Resulullah için Allah'ın demesi, Allah böyle demesini istiyor. Ben daha çok malım olurdu. Yani daha fazla iyilik, güzel şeyler yapardım. Malımı artıracak şeyler yapardım. Bana bir kötülük de dokunmazdı. Yine daha bir keskin bir ayet, o da Ahkaf suresi 9. ayet, 46. sure 9. Kul ma bir dam minar rusul ve ma edri ma yufalu bi ve la bikum. De ki, elçilerin içinde yenilikçi yani durup dururken çıkmış birisi değilim ben. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ayette söylüyor. Ben sadece bana vahiy edilene uyarım. Ben sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım. O kadar. Ayet bunu söylüyor. Fakat bugün bile e, hadislerin çok ön plana çıkarıldığı işte işte özellikle Hanbeli ve Selefi ortamlarda bu Ahmet bin Hanbel'in bu Ahmet bin Hanbel'in kitabını hak gerçekten Ahmet bin Hanbel mi tamamlıyor? O ayrı bir mevzu. Ama elimizde bugün Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i diye bulunan kitabı bugün çok yoğun okuduklarını. Ben kendim öğrencilik zamanımda işte Ürdün'de Arapça öğrenmek için gittiğim dönemde işte bazı sohbetlere katılıyorduk. En çok Ahmet bin Hanbel şunu demiştir. yani Buhari ve Müslim'den daha fazla şu anda ee, kullanıldığını ben kendim e, o sohbetlerde şahit olduğumu söyleyebilirim. Yani çok kullanılıyor geçmişte de bugün de de bir ve oradan Resulullah'ın ağzından çıkan bir söz olduğu için az önce Nisa 115'te okuduğumuz ayet gereği de kim e, Resul'e uymazsa işte yoldan dönmüştür işte cehenneme gider gibilerinden bir şeye e, yola da e, yani bir ne diyelim açıklamayla da tamamen bu hadislere karşı gelenleri de yaftalıyorlar diyelim. Fazla da uzatmak bir şey Bu hadislerin hep bu büyük hadis kitapları hep aynı yazan kişiler aynı, onu da bir anlat. E, tabii onu kısaca söyledim başta. Bir daha onu anlattım. Aynı anlat dönemin kişileri bunlar. Söyle, isim, isim söyle. Evet. Sen. Mesela söyleyelim şeyleri. İşte bu e, Buhari Bunlar, bunlar büyük hocaları kim hepsinin? Hepsinin hocası Ahmet bin Hanbel'dir. Buhari şu hepsinin büyük özel bu Kütüb-i Sitte falan filan hepsinin büyük özeti Sadece Tirmizi Tirmizi Buhari. direkt ders almamış. Diğer beşi direkt ders almış. Tirmizi de, de öğrencilerinden, öğrencilerinden de. ders almış. İşte kimden? Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan. Bu kaynağı ne bu konuştuğumuz? Bu hepsi diyanet İslam Ansiklopedisi'nin ilgili maddelerinde var bunlar bu bilgiler. Ee, mesela Buhari bir de aynı dönemin insanları bunlar yani bazıları Nasıl arkadaş, oluyor, bazıları Nasıl oluyor bu hadisler? Ve kaç asır yani, sonra Rasulullah'tan? Yani e, Buhari'nin vefatı 256 yılı Hicri işte e, Müslim'in vefatı 261 Ebu Davud 275'te vefat ediyor i̇bn Mace 273 Tirmizi Ebu Davud'la aynı yılda 275'te en geçte Nesai 303 yılında Hicri 303 yılında vefat ediyor ya bunlar e, bugün hala yıl olmuş tabi Hicri olarak e, 1400'lü 1500 lü yıllara neredeyse geldik ee, biz bu kitapları hala en önemli kitaplar olarak itibar ediyoruz ama bunlar e, tabiri caizse kendi zamanlarındaki işte e, ahbap yaren olan e, bir arada belli yerlerde yaşamış belli hocaların öğrencileri olan kişiler. E, bu arada bir şey daha var. E, aynı dönemde Ahmet bin Hanbel'den daha e, kuvvetli hadisçiler olarak e, zikredilen Yahya bin Me Ali Medeni diye Medini diye e, iki tane şey. Bunlar da yine aynı dönemde özellikle Ahmet bin Hanbel'in ağzından e, ne diyor? Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi e, daha iyi işte bu muhaddisler de kütü, kütü müelliflerimizin hocası Ahmet bin Hanbel tarafından hadis anlamayacak kişiler diye ilan. Yine a şeyde Ahmet bin Hanbel'in şeyinde Müsned'inde bu iki kişi hadis anlamayacak kişilerdir diye yaptı. Niye? Niye? İşte öyledir. Ben öyle dedim, öyle oldu yani. Diyeceksen ki diye. Yani insanlar tamamen belli bir kanaldan ee, devletin resmi kanalından sanki belli bir yani haber almaya mecbur edilmiş gibi bir durum var. Onun için bu hadislerin, hadis diye söylenilen şeylerin Kur'an-ı Kerim süzgecinden geçirmeden kabul edilmesi asla ve kata eskiden beri söylüyoruz zaten mümkün değildir. Yani. Tabii ki yani Resulullah'ın Kur'an'a aykırı bir şeyi söylemeye hakkı asla yok. Bunu defalarca burada konuşuyoruz. Ama bu Ahmet bin Hanbel ve hep hepsi onun talebeleri ve bunların içerisinde bir tane Arap var değil mi? Sadece Müslim. bir kişi Arap sadece. <laughs> Müslim de nerede yaşıyor? Şapurlu diye geçiyor. Heh. O da bu, bu şey, Arap bölgelerinde yaşayan birisi değil. Ve daha çok İran. O İran bölgesi de şeyde Tevrat'ta var. Şey, e, bu Babil sürgününden sonra Yahudileşmiştir oralar. Ha kötü mü? O, o zaman çok iyi tabii elbette. O zaman hak dini o. Ama bugün hak din olan İslam'ın ne hale geldiğini hak din olan Yahudiliğin de ne hale geldiğini zaten şeyden öğrendik Vedat'tan. Şimdi bu mikrop öyle bir şey ki yani şimdi bir hasta buraya gelse yanına yaklaşmayanlara bile mikrop bulaştırır mı? Şimdi, He? Bulaştırır. Kardeşim mikrop ne? Bak mesela işte bir hastalık çıktı içinde neler yapılıyor? Sokaklar boşaldı. İş yeri her taraf boşaldı. Niye? Mikrop çabuk yayılıyor çünkü. Peki bir hastanın yanına 1 milyon tane sağlıklı adam gelse ha, ha, sağlık bulaşıyor mu hastaya? Ama hastalık ne yapıyor? Onların hepsine bulaşabilir. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Bir de o dönem son derece önemli. Tarihe hevesi olan dostlarımız var biliyorum. Ama ben eskiden beri tarihi hiç sevememişimdir. Yani çünkü böyle tutarsız şeyler olunca böyle insan rahatsız oluyor. Şimdi burada Ahmet bin Hanbel İmam Şafii'nin talebesidir. Hadisi Kur'an'ın üstüne çıkaran İmam Şafiidir. İslam aleminin ilk fıkıh usulü yani fıkıh metodunu yazan odur. O fıkıh metodunda işte sünnet hikmettir diyerek Kur'an-ı Kerim'deki hikmetin anlamını saptıran ilk kişidir. Ve ondan sonra takip eden de, de es sünnetü kadiyetnu alel kitap hükmünü getirmişlerdir ki belki sen şimdi ürününde kaldın es sünnetü kadiyetnu alel kitabı kabul etmeyen birisini rastladın mı? Yok. Bütün ulema hepsi kabul ediyor. Yani. Ne demek biliyor musun? Son sözü sünnet söyler. Şimdi bu, bu, söz sana neyi hatırlatıyor Vedat? Son sözü sünnet söyler. Son sözü sözlü Tevrat söyler. Şey, tevrat, mı? Tevrat mı? Talmud mu? Sözlü söyler. Tevrat söyler. Yani sözlü Tevrat. Sen Talmud de de biz karıştırmayalım. Şimdi sen te Tevrat sözlü Tevrat demezsin. Sen Talmud söyler. Yani şimdi öyle bir şey ki ama hastalığı teşhis ettiğiniz, güzel anlattığınız zaman o kolay. insanlar şey yapabilir. Fakat hastalığı sağlık diye anlatırsanız problem orada işte. İşte bu ulemanın tamamı hastalığı sağlık gibi e, anlatmaya çalışıyorlar. Sonuç olarak ben şu ayetleri okuyup dersi bitireceğim. Şimdi bu hem Hayrettin Karaman Hoca'ya son bir mesajımız olsun. Şimdi burada birkaç kere de söyledim. Çünkü onunla uzun bir birlikteliğimiz olmuştur. yıllar Yıllarca neredeyse 30 ile yakın bir beraberliğimiz olmuştur. E insan hakikaten istemiyor yani diyorum ki yani ya bu kadar altyapısı olan, kafası bu kadar iyi çalışan bir kimsenin yanlış yapmasını ben gerçekten hazmedemiyorum. Bak şu ayetleri okuyorum. Yani onun da bana çok önem verdiğini biliyorum. Yani onda, onda da şüphem yok. Bak okuyorum şimdi şurada. Maide suresinin 104 ve 105. ayetler. Vefat etmeden inşallah tevbe eder. Aynı şeyi Süleymanet ateşten de bekliyorum. Maalesef o da bu yanlış yoldan bir ara ayrılır gibi oldu, çok mutlu oldum, sonra tekrar girdi oraya. Tabi faiz konusu değil de esas genel hükümler. Allahü Teala Maide suresinde şöyle diyor, Estağfirullah, ve idâ qîle lehum enzelallâh. Allah'ın indirdiğine gelin dendiği zaman, biz bunları Kur'an-ı Kerim'e çağırıyoruz. Ve iler Rasul, bu Rasule, Rasul bugün artık Kur'an-ı Kerim'dir. İşte şu Rasule gelin. Tamam Allah'a geliyorum baş üstüne Sen kendi kafana göre Allah'a laf şey yapamazsın. Allah'ın sözleri burada. Buna geleceksiniz. Galu hasbuna ma vecetna aleyhi <laughs> abaana. Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Bizim ulemadan bize gelen bilgiler bize kafi. Başkasına ihtiyacımız yok. Burada onu söylemiyorum Hayrettin Hoca. Bak Kur'an demedi değil mi? İttifak vardır dedi. Bu konuda şudur budur derken ne oldu? Kur'an'ın dışında yeni bir yapıya dikkat çekti ve insanları ona yönlendiriyor. <laughs> Şimdi bizim babalarımız büyüklerimiz işte efendim. Işte, şu şeyde Abdullah'ın söylediği de aynı. Evvelu kana abahum la ya'lemun şey'en ve la Ya babaları bir şeyi bilmiyor. E doğruyu da bulamamışlarsa ne olacak? Hiç zihinlerine bu soru gelmiyor mu? Bir düşünseler ya. Ya hata etmişlerse? Bak babalarınız yanlış yoldadır demiyor Allah. E düşünün. Bir bakın ya yanlış yapmışlarsa ne olacak? Ama bize de Cenab-ı Hakk'ın şeyi şöyle bildirdiği şey şu. Diyor ki ya Yâ yüvellezine amen Ey inanıp güvenenler. Allah ne diyorsa o diyenler. Aleykum enfusekum. Siz kendinizden sorumlusunuz. Hiç üzülmeyin. La yadurrukum men Yoldan çıkmış olanın size hiçbir zararı olmaz. Siz yolunuza devam edin. Sağa sola bakmayın. La yadurrukum men dalle Siz doğru yola girdikten sonra sapık sapıtmışların size hiçbir zararı olmaz. Onlar sağda solda erir giderler. İlallahi merci okum cemiyan. Onlarla beraber hep birlikte huzuruna çıkarılacağınız Allahü Teala onun huzuruna götürüleceksiniz oraya çıkarılacaksınız. <ion> Feyne biyukum o zaman size Allah haber verecektir. <laughs> Bir maykuntum tamerun neler yaptığınız. Bizim yapabileceğimiz yok. Biz elimizden gelen uyarıyı yapıyoruz. Sonuç olarak faizli işlem haram ama Avrupa'dan bazı arkadaşlarımız soruyor. işte veresiye aldığımız zaman satış yapan kişi oraya faiz yazıyor. Batı mantığın da öyledir. Eskiden Sümerbank da veresiye sattıklarını faiz diye yazardı. Bu ki faiz değil. Peşin veresiye farkı faiz değildir. Faiz borçtan elde elden gelirdir. Tutar da bir bankadan kredi alır. O krediyle herhangi bir şey yaparsanız faize girmiş olursunuz. O kadar. Yani buna Müslüman olarak, buna kesin olarak tavır koymak zorundayız. Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğemeyiz. Allah'a teslim olduğumuz zaman Allah ne diyor? Yoldan çıkanların size hiçbir zararı olmaz. Siz yolunuza devam edin. Allah yardımcımız olsun. Allah hepinizden razı olsun.